Beşiktaş semti takımlarından Valide Çeşme futbol takımının kurucusu ve başkanı olan Ahmet Şerafettin Bey, 1911 yılında futbolcularıyla birlikte Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü'ne katıldı. Yine semt takımı olan Basiret ve Sebat takımlarının da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne katılımıyla ilk futbol şubesi oluştu. Şeref Bey 1911 yılında Teşvikiye Spor Kulübü'nden Beşiktaş Kulübü'ne geliyor destek vermek üzere. Basiret Kulübü ve Sebat kulüplerinde de bulunan birkaç oyuncuyu, beğendiği oyuncuyu da alarak Beşiktaş futbol takımına kendi de dahil oluyor olarak Beşiktaş'taki futbolun gelişmesi için çaba sarf ediyor. Şeref Bey sadece futbolcu değil, daha sonra kulübün teknik direktörlüğünü yapıyor. Ayrıca uluslararası bir hakem, işte Prag'da, yurt dışında birçok yerde maç yönetiyor ve bununla ilgili belgelerimiz Şeref Bey köşesinde bulunmaktadır. Maçı yönettiği düdük dahil sergilenmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü futbol takımına kazandırdığı futbolcularla takımın güçlenmesini sağlayan, aynı zamanda kulübe ilk stadyumunu kazandıran Şeref Bey, takım için sarf etmiş olduğu emek ve gösterdiği fedakarlıklarla Beşiktaş tarihinde özel bir yere sahiptir. Yıllar içerisinde kulübün kültürüne işleyen feda kavramı buradan doğmuştur. Şeref Bey'in tabii sadece bununla kalmıyor. 1931'lerde Şeref Stadı'nın toprak zeminin düzeltilerek oranın stat yapılması için çok büyük çabalar sarf ediyor. İşte kaç kere Ankara'ya gidiyor, geliyor ve en sonunda dönemin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Şeref Stadı'nın zemininin yapılmasına onay veriliyor. Ve ondan sonra işte Nuri Çapa'nın, birçok Beşiktaşlı'nın desteğiyle, kazma küreklerle orası normal bir toprak stada dönüştürülüyor. İnönü Stadı açılana kadar, 1947'ye kadar birçok maç orada oynanıyor. İşte Fener Galatasaray maçları, Beşiktaş gene Fener Galatasaray maçları orada oynanıyor. Orası herkesin, yani Şeref Stadı deyince o dönemi hatırlayan herkes için çok özel bir stattır. Çünkü deniz kenarında olması, maç oynanırken topun denize kaçması, oradaki işte kayıkçıların topu yakalayıp suyun üstünden tekrar stada getirmesi. O zaman da onlar varmış. Bazen kayıkçı olmayıp yüzerek gidip alanlar oluyordu mesela. Dediğim gibi o jenerasyon için çok önemli bir stattı. Daha sonra İnönü Stadı'nın açılması, daha sonra maçlar burada oynansa bile 1984'e kadar biliyorsunuz Beşiktaş bütün idmanlarını, antrenmanlarını orada yapardı. Beşiktaş'ın antrenman sahasıydı orası. Ben de 70'li yıllarda orada sabahın köründe gidip çok taşların üstünde oturup antrenman seyretmişliğim var. Çırağan Sarayı'nın, yani şu anki Kempiski'nin yanında, çünkü saray yandığı için yan tarafta böyle depo gibi yerler vardı. Orada da Beşiktaş'ın soyunma odaları vardı. İşte çamaşırlar orada yıkanırdı. Odun sobaları vardı. Şimdiki gibi topyalar, parmak arası terlikler yoktu. İşte takunyalar vardı. Bazen sular kesilirdi ya işte sıcak su olmazdı. Futbolcular ya yürüyerek ya işte kimin arabası varsa toplanıp hepsi bir arabaya doluşup Ortaköy'e hamama gidip orada duş alırlardı. Hani Şeref Bey'in Beşiktaş için verdiği çaba, hem futbol hem tesis, işte yaratmış olduğu takım, kurmuş olduğu lig. Mesela işte o zamanlar Pazar Ligi, Cuma Ligi, işte mesela Fener Galatasaray başka bir ligde oynuyor, bizi almıyorlar.
Ondan sonra Şeref Bey kendi bir lig kuruyor. 1919'larda İstanbul Ligi'ni kuruyor. Ve işte 1920-2021 yıllarında ki şampiyon Beşiktaş oluyor. Şeref Bey'in tabii ki söylediğim gibi stadın yapılması için çok büyük emek ve katkıları oluyor. O sıralarda kendisi rahatsız, tedaviyi bile kabul etmiyor. Sırf bir an önce stadı bitirme çabasında. İşte hatta doktoru da söylüyor, yani Şeref diyor, hani niye bu kadar şey yapıyorsun, kendini harap ediyorsun falan. O da diyor, hani işte canım Beşiktaş'a feda olsun. Zaten bizim fedamız da oradan geliyor. Şerefimiz de Şeref Bey'le başlıyor.